Yosçu zulme ağa baskısına karşı geldi mi? Yosçu ağa baskısına karşı geldi mi? Yosçu ağalarla çatışmıştır. Çatışmıştır derken açıktan açığa hocam kimse ağalarla çatışamaz. Bunu real baktığımız zaman kapitalist her zaman kazanır ki kitapta da kapitalistler her zaman kazanmıştır. Yosçu'nun öldürülmesinde ağaların ne kadar eli vardı bunu bilemeyeceğim. Bunu oğlu da söylemedi ama mevcut sistemde düşünün o günün günlerini, o günün şartlarını siz benden daha iyi bilirsiniz. Mevcut şartlarda eğer dağdaki bir eşkıya size hizmet etmiyorsa sizin çıkarlarınıza aksi istikamette hizmet ediyordur. Mutlaka bundan rahatsız olan ağalar vardır ki o günün düzeninde eşkıya aç kaldığı zaman ağalara veya bir gariban aç kaldığı zaman eşkıya ağalara ne yapacaktır? Varıp hesabını, haddini soracaktır işin açıkçası. Ve siz de daha iyi bilirsiniz. O yıllarda Çukurova'daki ağalarla dağdaki eşkıyalar arasında akla hayale gelmeyecek mücadeleler vardı. Bunu sizin kitaplarınızdan öğrendik. Bunu üstadlarımızın kitaplarından öğrendik. Robin Hood değildi. Bunu ben öyle söyleyeyim. Yani illa zenginden alıp fakire dağıtmak gibi bir kaygısı yoktu ama öyle ciddi manada ağalarla çatıştık olmuştur. Hatta şey boyutuyla söylemek istiyorum. Karakol komutanlarının veya o günkü kitapta da belirttim kurulmuş bir tezgah var. Hani kaymakamın odasında tapu müdürü, diğer ağalar vesaire oradayken Yosçu odaya, pardon özür diliyorum, yüzbaşı odaya geliyor ve orada bir cümle kullanıyor. Merhaba beyler diyor. Kurmuşsunuz yine tezgahı. Toprak ıslahı olayları ve selam günümüz Türkiye'sini. Günümüzde de aynıdır hocam.